İstanbul Taksim'de PKK-YPG'nin düzenlediği terör saldırısının ardından Amerikancı muhalefet saldırının arkasındaki ABD'yi gizlemeye devam ediyor. Sığınmacılara yönelik kışkırtmalarıyla kamuoyunda tepki çeken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da bu tezleri sık sık dillendiriyor. Göz altındaki teröristlerin itiraflarına rağmen Taksim'deki saldırıda ABD-PKK'nın rolünü görmezden gelen Ümit Özdağ, soruşturmayı ve emniyet birimlerini hedef alan açıklamalarını sürdürüyor. Tele-1 televizyonuna konuşan Ümit Özdağ, Taksim'deki saldırının İran istihbaratınca planlandığını ima etti. Bundan 8 ay önce Taksim anıtının karşısından bir terör örgütü fotoğraf çekiyordu. Evet. Değil mi? Gördünüz. İran servisinin bu bombalama yapılan bölgede önümüz geçmiş aylarda keşifler yaptığı ve bu keşiflerin tespit edildiğini de biliyoruz. Fotoğraflanmış bunlar. Ben gördüm fotoğrafları kardeşim. Ben fotoğrafları gördüm. Zafer Partisi sözcüsü Sevda Gültunçer de saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Elbeşir'in Filistinli olduğunu iddia etti. Yetkili makamlarca İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren failin Suriye'nin Afrin bölgesinden geldiği açıklandı. Filistin asıllı olduğu bilgisini aldık.